Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Burası Çanakkale. Gerçekten de her geçen dönüp bakmalı bastığı yere. Bu sessiz dağların içine gömülmüş binlerce yıllık tarih, ses olsa kulakları sağır eder, el olsa zelzelelerle çekerdi insanı içine. Bu topraklar öyle uygarlıklar görmüş, öyle olaylar yaşatmıştır ki üstünde, dile gelse bile yetmezdi sözleri anlatmaya. Şimdi siz, karşısında durduğunuz bu ekranda Çanakkale'nin bir parçasını bulacaksınız. 1915 yılına damgasını vurmuş, asırlara bedel bir efsaneyi yaşayacaksınız. Çanakkale savaşlarını tanıyacaksınız. Tarih 1900'leri gösterdiğinde Avrupa sınırlarından taşıyordu. Ekonomik rekabet, sömürgecilik ve milliyetçilik akımları Avrupa'yı ikiye bölüyordu. Almanya, Fransa ve Rusya-Avusturya arasındaki çekişmeler gerginliğe dönüşüyordu. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi bu gerginliğe son noktayı koydu. Avusturya'nın 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilanının ardından Birinci Dünya Savaşı başlamış oluyordu. Bir yanda Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşan Üçlü İttifak Devletleri, bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan Üçlü İtilaf Devletleri sonunda Avrupa'yı ikiye bölmüşlerdi. Savaş ilanlarının ardından İtalya tarafsızlığını ilan ettiyse de bir yıl sonra İtilaf Devletleri'ne katıldı. Tarihin gördüğü en geniş sınırlara sahip olmuş, her çeşit milleti ve inanışı içinde barındırmış Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık 600 yıl süren saltanatını 20. yüzyılın başında kaybediyordu. Artık Osmanlı Devleti'nin ölümü bekleniyor ve diğer ülkeler tarafından paylaşım planları hazırlanıyordu. Rusya, boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmeyi hedeflerken, İngiltere, Süveyş Kanalı ve Hint yolunun güvenliği için Filistin'i ele geçirmeyi tasarlıyor, Fransa, Lübnan, Suriye ve Kilikya'nın kontrolünü düşürüyor, Almanlar, doğuya yayılma politikası gidiyor ve hatta Osmanlı ülkesini sömürgesi haline getirmeyi planlıyor, İtalyanlarsa Antalya'ya sahip olmak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasının ardından Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla son güne kadar müttefiklere katılmaya çalıştıysa da İngiltere, Fransa ve özellikle Rusya'nın bu duruma soğuk bakması nedeniyle olumlu bir cevap alamamıştı. Osmanlı'yı taraflarına kabul etmeyen İtilaf Devletleri'nin bu tutumu Osmanlı'yı Almanya'ya doğru yönlendirdi ve 2 Ağustos 1914'te yapılan gizli bir anlaşmayla Alman-Türk İttifakı kesinleşti. Bu ittifakın gizli ve acele yapılmasının yanı sıra anlaşma maddeleri içeriğinden dolayı Osmanlı'nın topraklarını korumaktan uzaktı. Hatta bu anlaşma Almanya'nın üzerindeki savaş yükünü hafifletici ve en kısa zamanda Osmanlı'yı savaşın içine çekici nitelikteydi. Kısacası 14 Aralık 1913 tarihinden beri ıslah heyetiyle Osmanlı devlet mekanizması içine girmiş olan Almanlar için her şey olumlu gelişiyordu. Bu anlaşmadan hemen sonra güvenliği açısından seferberlik ve silahlı tarafsızlık ilan eden Osmanlı Devleti, İlk darbeyi İngiltere'den yedi. Daha önce sipariş edilerek, halkın bağışlarıyla parası bile ödenen Sultan Osman I ve Reşadiye adlı gemilere, 3 Ağustos 1914'te Bahriye Nazırı Churchill'in emriyle İngiltere tarafından el konuldu. 10 Ağustos 1914'te ise müttefiklerin sonuçsuz itirazlarına ve kızgınlıklarına rağmen, İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verildi ve boğazlar tüm yabancı gemilere kapatıldı. Mürettebatı yerine başlarına fes geçirilerek sadece kıyafetleri değiştirilen Yavuz ve Midilli'nin komutanı Amiral Suşon, 27 Ekim 1914'te komutasındaki 11 parça gemiyle tatbikat amacıyla çıktığı Karadeniz'de Ruslara ait Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombaladı ve böylece Osmanlı'yı sıcak savaşın içine çekmiş oldu. Buna karşılık Ruslar, 1 Kasım 1914'te Kafkasya'da sınırı geçmiş ve savaş fiilen başlamıştı. Müttefiklerin Çanakkale cephesini açma nedenlerinin başında elbette ki boğazların sahip olduğu bu stratejik önem yatıyordu. Rusya'ya yardım edebilmek hedefiyle yapılanan bu düşünce, aynı zamanda Almanya'dan yeterli yardım alamayacağı ve fazla direnemeyeceği düşünülen Osmanlı'yı tek başına ve planlanmış bir barışa mahkum etmeyi amaçlıyordu. Bu düşünceyle İngiltere 28 Ocak 1915'te Çanakkale Boğazı'na denizden saldırma kararı aldı ve bu karara Fransa da katıldı. Denizlere hakim olan, dünyaya hakim olur düşüncesiyle hareket eden İngilizler, boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlardı.
İtilaf Devletleri'nin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarıyla Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyaları tahrip edilmişti. Boğaz'a giriş kapıları aralanmış ama hala ileride olacaklar belirsizdi. Ve 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. 17 Mart 1915'te Amiral Carden'in yerine Amiral de Röbeck'in atanmasıyla 18 Mart'ta gerçekleşecek plan uygulamaya konuluyordu. Bu arada müstahkem mevki komutanlığınca Boğazlar'daki tahkimat artırılmış, yeni mayın hatları kurulmuş, merkez tabyaların yanı sıra seyyar toplar da Boğaz'ın her iki yakasına dağıtılmıştı. Türk topçusu bütün dünyanın nefesini tutmuş, bu savaşı izlediğini ve her ne pahasına olursa olsun Boğazlar'dan geçit verilemeyeceğini biliyordu. Müttefiklerin planına göre 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu Boğaz'da belirdi. Filonun en güçlü gemilerinden oluşan 1. tümene bizzat Amiral de Röbeck kumanda ediyordu. Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemileri ve Inflexible muharebe kurvazöründen oluşan 1. tümen saat 10.30'da Boğaz'dan içeri girdi. Bu grubun görevi en önde Boğaz'a girerek uzak mesafeden 13 kilometreden merkez tahkimatını ateş altına almak ve arkadan gelip ileriye geçecek diğer gruplara destek sağlamaktı. Filonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth'in hedefi Rumeli Mecidiye tabyası, Lord Nelson'un hedefi namazgah tabyası, Inflexible'ın hedefi ise Rumeli Hamidiye tabyasıydı. A savaş hattı olarak adlandırılan bu plan 11.30'da uygulanmaya başlandı ve 11.30'da merkez tabyalarına ateş başladı. Bu arada düşman gemileri Kumkale'den gelen rahatsız edici ateş hattına da girmişlerdi. Obüslerden üstlerine ateş yağıyordu. Yine de mesafe uzak olduğundan Türk bataryaları savaş gemilerine karşılık veremiyordu. Saat 12 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve Anadolu Hamidiye ateş almıştı. B hattı diye adlandırılan Amiral Gubrat komutasındaki 3. tümen, Suffren, Bouvet, Golua, Charmange adlı 4 Fransız gemisiyle Triumph ve Prince George adlı 2 İngiliz muharebe gemisinden oluşuyordu. Plana göre bu tümen 1. tümenin arkasından harekete geçti ve B hattı önündeki yerini aldı. Amaçları 1. grubu geçip daha da içeriye sokularak merkez tabyaları imha etmekti. Yavaş yavaş yaklaşan gemiler bu cesurane ilerleyişlerinde Türk bataryalarından düşen mermi ateşi altında B hattına vardılar. Şiddetli yapılan karşılıklı çatışmalarda aradaki bataryalar sustuysa da merkez bataryalar ateşe devam ediyorlardı. Oldukça içeri sokulduklarından şiddetli ateş bu gemilerin üzerine yayıldı. 3. tümene ait olan 2 İngiliz gemisi Triumph ve Prince George, A hattının iki yanındaki yerlerini almış, Rumeli Mesudiye ve Yıldız tabyalarını hedeflemişlerdi. Rumeli merkez bataryaları çok yoğun bir ateş altındaydı. Mermilerin çoğu tabyalar içine düşmüş, telefon hatlarını bozmuş, yangınlar çıkarmıştı. Rumeli Mecidiye tabyası topçuların şehit olmasıyla devre dışı kalmıştı. Planın ikinci aşamasında Türk bataryaları üzerinde yeteri kadar üstünlük sağlanabilirse Albay Hayes Sadler komutasındaki 2. tümen devreye girecekti. Ocean, Irresistible, Albion, Vengeance, Swissan ve Majestic'ten oluşan 2. tümen 3. tümenin yerini alacak ve B hattından daha da içeri girecekti. Amacı tabyalar içinde olmayan mayın hatlarını savunan topları tahrip etmek, sonra mayın tarama işlemlerine başlamaktı. Fakat 3. tümenin yerini alacak 2. tümen gelmeden önce beklenmedik bir şey oldu. Saat 14'e doğru Suffren büyük bir hızla Boğaz'ı terk etmekte ve Bouvet'e onu izlemekteydi. A hattını geçmek üzereyken Fransız gemisi Bouvet'e 1-2 patlama oldu ve Anadolu Hamidiye tabyasınca ateş altındayken 3 dakikada suların altına gömüldü. Derin bir şaşkınlık yaşanıyordu. Queen Elizabeth ve Agamemnon dışındaki bütün gemiler ateşi kestiler. Muhripler ve istimbotlar personeli kurtarmaya gittiklerinde 20 kişi kurtarılabilmiş, 603 kişi sulara gömülmüştü. Bu arada 12 ordu sularında Golua isabet almış ve ağır yaralarla Boğaz'ı terk ediyordu. 15.30 sularında mayına çarpan Inflexible'ın durumu kötüydü ama yoğun çabayla Bozca Adaya ulaştı. 2. tümen İngiliz gemileri 3. tümenin yerini aldığında bu manzarayla karşılaşmıştı. Saat 14.30'da ateşe başlayarak 10 yardıya kadar yaklaştılar. 2. tümen gemileri namazgah tabyasını bombardıman ediyordu. Saat 15'te Rumeli Hamidiye, daha sonra da namazgah aldığı isabetle savaş dışında kalmıştı. Anadolu Hamidiye tabyası hasar görmemişti ve Irresistible'a ateş ediyordu. Saat 15.14'te Irresistible'ın yanında korkunç bir patlama duyuldu.
saat 16.15'te tabyalardan uzaklaşmak isterken bir mayına çarptı. Bu bölgede Nusrat'ın döktüğü mayınlar hiç hesapta yokken etkili oluyor ve az sonraki hezimetin kahramanı oluyordu. İleride Churchill ile 18 Mart'ta kazanılan zaferi kahraman Nusrat'ın döktüğü mayınlara bağlayacaktı. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan Amiral Dörebek, 2. tümenin geri çekilmesi için emir verdi. Bu arada saat 17.30 sularında Rumeli Mecidiye tabyasında sağ kalan birkaç kişi vardı ve onlardan biri de bir destan yazıyordu. Topçuyeri Seyit'in yüklendiği 275 kiloluk mermi namlunun ucuna sürülüyor ve bu mermilerden biri Ocean'da büyük bir delik açıyordu. 18.05'te geri çekilirken Ocean'da mayına çarpmıştı. Güçlü top ateşine rağmen Ocean'ın personeli muhripler tarafından kurtarıldı. Olan olmuştu. O ana kadar Akdeniz'in gördüğü en büyük donanma yenilgiyi kabul etmiş, geri çekiliyordu. Fransız Bouvet, İngiliz Irresistible ve Ocean zırhlıları batmış, Fransız Suffren, Gaulois ve İngiliz Inflexible, Agamemnon zırhlıları görev yapamayacak şekilde ağır hasara uğramıştı. Türk tarafı ise 58 şehit, 74 yaralı vermiş, tabyalardaki ağır hasarla birlikte 9 topunu kaybetmişti. Çanakkale ve karşısındaki Kilit Bahir'in büyük bir kısmı yıkılmıştı. Sonuçta bunca kayıp boşa gitmemişti. Zafer, Boğaz'ı savunanlarındı. Bu heyecanlı ve hiç beklenmedik şekilde gelişen günün sonunda Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa gözyaşlarını tutamayarak "Gittiler" diyordu. Geçemediler ve geçemeyecekler. 18 Mart, Türkler için tam anlamıyla bir zaferdi. Mart ayının o bulutsuz perşembe günü, kısıtlı cephane ve büyük çaptaki tahribata rağmen Türk topçusunun, Seyit Onbaşıların, Nusrat'ın döktüğü mayınların, Mehmetçiğin, özverinin ve kahramanlığın zaferiydi. Zafer sevinci dalga dalga yayıldı tüm ulusa. Bu zaferle birlikte dünyanın en büyük donanmasının, İngiltere gibi üstünde güneş batmayan bir imparatorluğun şaşkınlığa uğramasından daha doğal bir şey olamazdı. 18 Mart'ın ardından Lord Fisher gibi ordusuz bir donanmanın başarıya ulaşamayacağını söyleyenler haklı çıkıyor, Dörebek ve Churchill gibi hala donanmayla boğazları zorlayıp İstanbul'a çıkılabileceği düşüncesini savunanlar yeni harekat planları kuruyorlardı. Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanlığı'nı üstlenen General Ian Hamilton, 19 Mart'ta Kitchener'a yolladığı mesajda, "Boğazların bir zamanlar mümkün göründüğü gibi sadece donanmanın zorlamasıyla geçilemeyeceği kanısına istemeye istemeye varmış bulunuyorum" diyordu. Churchill ise yıllar sonra, "Ordunun yardımı olmaksızın filonun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım. Fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum" diyecekti. Çanakkale Deniz Harekatı'na müttefik donanmasından 109 harp, 309 donanma gemisi olmak üzere 417 gemi katılmış, bunlardan en donanımlı 16 tanesi boğazın içine girmişti. 3 gemi batmış, 2 gemi de ağır yaralıydı. Gerçi büyük donanma hala çok güçlüydü. Fakat 18 Mart'ta yaşanan bu ağır yenilgi birçokları için umutları orduya çevirmişti. Hamilton, ordusunu toparlamak için Mısır'a giderken Türk cephesi de hareketli anlar yaşıyordu. Türkiye'de Alman ıslah heyetinin başkanlığını yapmakta olan Liman von Sanders, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca bir üst rütbeye yükseltilerek Mareşal ünvanı aldı. Daha önce Türk ordusunu eğitmek ve düzenlemekle görevli olan General Sanders de Ian Hamilton gibi aniden 25 Mart'ta Enver Paşa'nın teklifiyle yeni görevi 5. Ordu Komutanlığı'na atanmış ve bir gün sonra karargahına doğru hareket etmişti. 25 Nisan'a kadar hızı kesilmeyen bir başka şey ise bilgi akışıydı. Taraflar karşılıklı olarak birbirleri hakkında bilgi topluyorlar, casuslardan gelen bilgileri değerlendirip aldatmacalara başvuruyorlardı. 25 Nisan 1915. 259 günlük kanlı bir savaşın başlangıcı. Tam 8,5 ay toprak siperlerin altında sineklerle, bitlerle, hastalıklarla, susuzlukla, bıkkınlık ve yorgunlukla, özlemle, ölüm ve kalımla yaşanacak, sonu yokmuş gibi görünen bir savaşın başlangıcıydı 25 Nisan. Farklı dinler, farklı ırklar, farklı renkler ve farklı dillerden yüz binlerce askerin yaşayacağı yüzyılın son centilmen savaşının başlangıcıydı. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hint, Sih, Pencap ve Senegalli müttefik askerleri karaya çıkacakları anı sabırsızlıkla bekliyor. Birçoğu karşısında durdukları ve az sonra ayak basacakları bu kara parçası ve Türkler hakkında en ufak bir şey dahi bilmiyorlardı. Neredeydiler? Kimdi bu Türkler? Ne zaman varacaklardı İstanbul'a? Nasıl yağmalayacaklardı padişahın saraylarını? Nasıl sevineceklerdi zafer kazanıldığında? Kimileri bunların hayalini kurup ceplerindeki Gelibolu ve İstanbul haritalarını yokluyor, kimileri ise
ellerindeki İncil'e, Tevrat'a ya da Kur'an-ı Kerim'e son bir kez daha dokunuyordu. Türk tarafında ise sabırlı bir bekleyiş hüküm sürüyordu. Düşman gelmek üzereydi. Mehmetçik elinde tüfeği, yüreğinde inancı, dudağında duasıyla bekliyordu. Herkes bu savaşın yaşanmış tüm savaşlardan farklı olacağını biliyordu. Çünkü bu savaş tüm vatanın savaşıydı. Kaybedilecek bir karış toprak biraz daha yaklaştıracaktı düşman İstanbul'a. Bu bir milletin topyekun savaşıydı. Çünkü Çanakkale'den geçen düşman binlerce yıllık tarihi de ezip geçecekti. İşte bu yüzden bekliyordu Mehmetçik. İnancıyla, ruhuyla, kanıyla ve süngüsüyle bekliyordu. Müttefiklerin harekat planına göre 25 Nisan 1915 sabahı 3 ana noktadan yapılacak çıkarmalarla kara muharebeleri başlayacaktı. Boğazların Anadolu girişinde bulunan Kumkale'den Fransız birlikleri, Gelibolu Yarımadası'nın en uç bölgesi Seddülbahir'den İngiliz birlikleri ve Arıburnu'dan Anzak kuvvetleri bu çıkarmalara katılacaktı. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'e göre ise düşman Saros ve Kumkale'den çıkacaktı. Bu hatalı tahmine göre 5. Ordu emrindeki 6 tümenden biri Seddülbahir bölgesine, ikisi düşmanın aldatma harekatı yaptığı Saros bölgesine, ikisi Anadolu bölümüne, bir tanesi de 19. tümen adıyla Maydos bölgesinde genel yedek olarak yerleştirilmişti. Maydos Bigalı köyünde bulunan 19. tümenin başında ise Yarbay Mustafa Kemal bulunuyordu. 25 Nisan 1915 saat 04.30'da Fransız filosu Kumkale önlerinde belirdiğinde, aylarca sürecek olan savaşın ilk adımı atılmış oluyordu. Kumkale, Orhaniye arasını hedef alan şiddetli bombardıman arkasından Fransız birlikleri karaya çıktılar. Kumkale'deki Türk takımı Fransız bombardımanlarına ve karaya çıkan ilk Fransız bölüğüne kahramanca dayandıysa da, sürekli takviye edilen Fransızlar karşısında kaleyi bırakmak ve Kumkale köyüne çekilmek zorunda kaldı. Takım komutanlarından birinin şehit düşmesine, birinin yaralanmasına ve cephane sıkıntısına rağmen savunmayı sürdüren Türk birlikleri, Kumkale'yi geri almak için taarruza geçince Kumkale sokaklarında göğüs göğüse bir mücadele başladı. Fransızlar beyaz bayrak çektikleri halde teslim olmak istedikleri dil farklılığı nedeniyle anlaşılamadı ve Fransızlar mevzilerine dönerek yeniden toparlandılar. Yeniden ateş muharebeleri başladı. Hatta Fransız filosu kendi birliklerine zayiat verdirme pahasına ateşe başladı. Türk kuvvetleri mezarlık Kumkale Orhaniye hattına çekilmeye başladı. Fransızlar Kumkale'yi kıyı başı tutmuşlar ama daha fazla ilerleyememişlerdi. Sonunda 26-27 Nisan gecesi General Ian Hamilton'ın emriyle birlikler başarılı bir çekilme harekatıyla geri alındılar. Seddülbahir Muharebeleri 25 Nisan 9 Ocak Seddülbahir çıkarması düşman kuvvetlerinin planladıkları en karmaşık çıkarmaydı. Çünkü aynı anda birçok bölgeden çıkarma yapılacaktı. Morto Koyu, Tekek Koyu, Ertuğrul Koyu, İkiz Koyu ve Zığındere'ye yapılacak çıkarmalarda amaç, gemilerden gelecek bombardıman desteğiyle kumsalları güvence altına almak ve ilk hedef olan Aytepe ve Gözcübaba tepeleri ele geçirildiğinde durmaksızın Alçıtepe'yi de ele geçirmekti. Plan başarıya ulaştığında çıkarmanın Seddülbahir bölgesindeki hedefine ulaşılacaktı. General Ian Hamilton, Seddülbahir bölgesini çok önemsiyordu ve elindeki güçleri ağırlıkla bu bölgeye sevk ediyordu. Türk savunmasına gelince, Anafartalar kesimi dışında Yarımada'nın güneyinin bütün gözetleme, güvenlik ve savunma görevi 9. tümene verilmişti. Liman von Sanders'in planı doğrultusunda bu tümenin sadece küçük birlikleri kıyıda tutuyor, geri kalan kuvvetleri de gerideki merkezlerde ihtiyat olarak bekletiliyordu. Kısacası bu bölgelerdeki plajlara yapılacak çıkarmalar için oluşturulmuş kuvvetler çok zayıftı ve yaratacakları başarı ancak bir mucizeydi. Bu plana uygun olarak sabah 4.30'da çıkarma başlamıştı. Müttefiklerin en meşgul zırhları ateş yağdırıyorlardı. Queen Elizabeth, Lord Nelson, Agamemnon ve Prince George gibi yalnız Seddülbahir köyü karşısında müttefiklerin 12'si zırhlı ve kruvazör olmak üzere 27 savaş gemisi, 23 taşıma gemisi ve daha bir sürü küçük taşıma aracı sayılmıştı. Yarımada'nın güneyi yanıyordu. 25 Nisan'da Albay Halil Sami'nin 12 bin kişilik 9. tümeni, Seddülbahir'de 17 bin kişilik, Arıburnu'nda 30 bin kişilik müttefik askerine karşı koymak ve gemilerden yağan ateş silahı altında erimemek zorundaydı. Ayrıca kuvvetlerinin çoğu geride olduğundan bunca kuvvete karşılık ilk saatlerde yaklaşık 4500 Mehmetçik'le vatan toprağını savunmak zorundaydı. Çıkarmanın ilk saatlerinde Seddülbahir'de Binbaşı Mahmut Sabri Komutası'ndaki 26. Alay'ın bir bölükle takviyeli 3. taburu vardı. 3. tabur tam 32 saat boyunca 6 savaş gemisinin ateşi altında 10 İngiliz taburuna karşı gelmiş, tarife sığmayacak bir kahramanlık göstermişti. Elinde hiç ihtiyatı kalmayan Mahmut Sabri'nin boyuna yardım isteyen bölük komutanlarına vaat ve umuttan başka verecek hiçbir şey yoktu. O da öyle söylüyordu. "Dayanın evlatlarım,
vatan selameti için gayret zamanıdır diyordu. Sonradan vereceği raporda ise Erat ve subayların gayret ve fedakarlıklarına güvenim vardı. Pek az sayıda da olsalar düşmanın üstün gücünü umursamayacaklarını biliyordu. Nitekim de öyle oldu. Erat hem ateş ediyor hem de büyük bir istekle süngü hücum emrini bekliyordu. Kimsenin kendi kuvvetimizle düşman kuvvetini kıyasladığı yoktu. Müttefik askerleri yine şaşkındı. Karşılarında bir direniş bekliyorlardı ama böylesine değil. Karşılarındaki gücü tahlil edemiyorlardı. Yüzlerce miydi bu Türkler yoksa on binlerce mi? Böyle düşünmekte haklıydılar. Çünkü karşılarında bir komutan 9 kişiden oluşan birliğine "Dayanın evlatlarım!" diye bağırıyor. Aytepe'de 40 kişilik bir Türk birliği 2 tabur İngiliz askerine karşı koyuyor. Ertuğrul koyunda 10. bölüğün 1. takımına kumanda eden Ezineli Yahya Çavuş, üstüne yağan donanma ateşine rağmen kendisinden 13 kat güçlü İrlanda taburuna geçit vermiyordu. Üstelik elinde ne bir makinalı tüfeği, ne bir havanı, ne de bir topu vardı. Yıllar sonra 1962 yılında Yahya Çavuş ve arkadaşları için Göztepe'de dikilen anıtta şunlar yazılacaktı. Bir kahraman ve Yahya Çavuş'tular. Tam 3 alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'ı arzu ettiler. Akşama kavuştular. Seddülbahir'deki bu inanılmaz direniş, müttefik askerlerinin planlarını alt üst etmişti. Kıyılardan ilerleyemedikleri gibi oldukları yere çakılıp kalmışlardı. Çok büyük kayıplarla tutunabildikleri bu topraklarda savaşın yüzü kendisini göstermiş, devleşen Mehmetçik hesaplanamayan bir sonuca yol açmıştı. Seddülbahir'deki muharebeler savaşın sonuna kadar müttefiklere geçit vermeyecekti. 25 Nisan'ın ardından bu cephede yaşanan en önemli savaşlarda gerek 1. Kirte Muharebesi'nde, gerek 2. Kirte Muharebesi'nde, gerekse Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta yaşanan ve 9 Ocak 1916'ya kadar geçen sürede Seddülbahir bölgesinde müttefiklerin planları gerçekleşmedi. Kanlı çarpışmalarla geçen savaş süresince binlerce asker bir siper kazandı, bir siper kaybetti ve bu uğurda can verdi. Arı burnu çıkarması ve Mustafa Kemal. 25 Nisan sabahı destanlar yazan sadece Seddülbahir'dekiler değildi. Arı burnundaki bir avuç asker de inanılmaz bir başarı yaratıyordu. Bu bölgede görev yapan 9. Tümen'in 27. alayı, bir taburluk kuvvetini Azmak-Çamtepe arasındaki 12 kilometrelik geniş alana serpiştirmiş bekliyordu. Anzak askerlerini taşıyan filikalar 03 sularında ay kaybolup ortalık karardığında gemilerinden ayrıldılar. Filikalar aralarındaki 150 metrelik mesafeyi koruyarak Kabatepe'nin kuzeyindeki kumluk bir araziye çıkacaklarını umuyorlardı. Karaya ilk çıkanlar büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Filikalar hesaplanandan 1 mil kuzeye, Kabatepe yerine Arı burnuna çıkmışlardı. Anzak askerinin kıyıya varmasıyla Türk tarafının hücumu başlamıştı. Yamacın üstünden ateş yağıyor, filikalardan kıyıya 50 metre mesafeden atlayan askerler ya kurşun yarası alıyor ya da teçhizatlarının ağırlığından suda boğuluyorlardı. Karşılarında beklemedikleri bir yükseltiyle karşılaşan askerler tırmanmaya çalışıyorlardı. Gün ağrırken iki tarafta şaşkındı. Anzaklar yanlış yere çıktıklarını anlamışlar, Türklerse bu bölgede hazırlıklı olmadıkları çıkarma karşısında yetersiz kalmışlardı. 19. Tümen, Maydos bölgesinde Bigalı köyünde karargah kurmuş olan Yarbay Mustafa Kemal tarafından kumanda ediliyordu. Balkan savaşlarında yarımadayı iyi tanımış olan Mustafa Kemal, sabah saatlerinde Arıburnu tarafından gelen silah sesleriyle uyanmış, çıkarmanın daha önceden tahmin ettiği yerlerden yapıldığını anlamıştı. Liman von Sanders ise aynı zamanda Bolayır bölgesindeki karargahında bulunuyor ve müttefik kuvvetlerinin içinde asker olmadığı belli olmasın diye üstü örtülmüş filikalarına ateş açan Türk askerlerini istiyordu. Saros'ta tam anlamıyla aldatma çıkarması yaşanıyordu. Liman von Sanders önceleri bunun beklediği çıkarma olduğunu sandıysa da sonraları Arıburnu ve Seddülbahir'den gelen haberlerle sarsılmıştı. Mustafa Kemal'in 57. alayı o gün geç saatlere kadar tatbikat yapmış ve yorgundu. Yarbay Mustafa Kemal hiç beklemeden ve hatta yetkisini aşan kararını içgüdülerine güvenerek verdi. 57. alay bir dağ bataryasıyla Kocaçimen Tepe'ye gidecekti. Tepeye yaklaştıkları sırada aşağı koşarak inen bir bölük askerle karşılaştılar. Bunlar 3 saattir düşmana karşı koymakta olan ileri karakol birliğiydi. Mustafa Kemal onları durdurarak "Ne oldu? Neden kaçıyorsunuz?" diye sordu. "Geliyorlar, geliyorlar." cevabını aldı. "Kimler geliyor?" "Düşman geliyor efendim. İngiliz, İngiliz." Kundalıkta ilerleyen Avustralyalıları Mustafa Kemal de görüyordu. "Düşmandan kaçılmaz." dedi. "Cephanemiz kalmadı." diye gülümseyenler. Bunun üzerine
süngüleriniz var ya dedi ve onlara süngü takıp yere yatmalarını emretti. Arkasında bıraktığı 57. alayın gelmesi için haber gönderdiği sırada Avustralyalılar da yere yatan askerleri görüp yere yattılar. Ne olduğunu anlamamışlardı. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir, diyordu. Avustralyalılar o andan itibaren daha fazla ilerleyemediler. Arkadan gelen 57. alay kısım kısım savaşa sürüyor ve Avustralya saldırısının kuzey kanadı geri çekiliyordu. Avustralya hattının güney kanadı ise 27. alay tarafından tutuluyordu. Düztepe, Kılıçbayırı, Merkeztepe, Kırmızı Sırt, Albayrak Sırtı ve Kanlı Sırt'ta zorlu mücadeleler yaşanıyor, bu tepeler gerçekten kızıla boyanıyordu. Avustralyalıların başında Jonkbeyran'a ilerleyen Yarbay Tulok, askerlerini durdurduktan sonra korkusuz bir Türk subayının kendisinden 900 metre kadar ileride 261 rakımlı tepeden ateşi idare ettiğini gördüğünü, ancak onu vurmaya çalıştığı halde başaramadığını söyleyecektir. Bahsettiği ise Mustafa Kemal'dir. Karaya çıkan Avustralyalı askerlerden sonra saat 9 sularında Yeni Zelandalılar da karaya çıkmışlar ama ortamdaki karışıklık nedeniyle onlar da ileri atılıp Avustralyalılarla karışmışlardı. Avustralyalılarla Yeni Zelandalıların birbirlerine karışmaları Anzac ismini doğuruyor ve Arıburnu bölgesine Anzac ismini veriyordu. Kıyıdaki kargaşa birlikleri karıştırmış, gemiler askerlerinin yerini belirleyemediklerinden ateşe başlayamamışlardı. Ama her şeye rağmen Anzac askeri savunmasını sürdürmüştü. O gece yarısı Anzakların başında olan Sir William Birdwood'dan Ian Hamilton'a bir mesaj geliyordu. Birdwood mesajında çekilmek istiyordu fakat Hamilton onlara şu mesajı gönderiyordu. İşin zor kısmını başardınız. Şimdi yapacağınız kendinizi emniyete alıncaya kadar kazmak, kazmak, kazmak olmalıdır. O gece Anzaklar siper kazmaya başladılar. Türkler de siper kazıyorlardı. Mustafa Kemal, Bolayır'dan gelecek destek birliğiyle birlikte Anzak siperlerine saldırı kararı aldı. Gemilerden ve Anzak siperlerinden açılan güçlü ateş karşısında bu taarruz başarısızlıkla sonuçlandı. Savaştan sonra Mustafa Kemal kendisiyle mülakat yapan gazeteci Ruşen Eşref'e bir ara ancak 10 metre kadar ötede olan düşman hattından açılan ateşle ilk siperdeki bütün askerlerinin nasıl biçildiğini anlatacaktı. İkinci siperdeki erler hemen onların yerini almışlardı. Kendilerinin de öleceklerini biliyor ama yılmıyorlardı. Okumabilenler ellerinde Kur'anlar, bilmeyenler dudaklarında Tanrı'nın adı olduğu halde öldüler. Hepsi de cennete gideceklerine güveniyorlardı. Mustafa Kemal, işte Türk askerlerinin bu ruh gücü sayesinde zafere ulaşacağına inanıyordu. 27 Nisan'da da gemilerden gelen top atışları taarruza imkan vermedi. Bu arada Anzaklar siperlere iyice yerleşmiş, kıyıdaki kargaşa dinmişti. Türk keskin nişancılarının ateşleri ise temelde rütbeli subayları hedef alıyor, bu subayların ölümleri yerlerine daha rütbesizlerin geçmesine ve erlerin korkmasına yol açıyor. Bunu izleyen günlerde Anzakların sayısı takviyelerle daha da artmıştı. Mustafa Kemal'e bağlı birliklere de takviye geliyordu ve Türk kuvvetleri hemen her gece yerel saldırılar düzenliyorlardı. General Hamilton, sonradan Gelibolu Günlüğü adıyla yayınlanan günlüğüne şu notu düşüyordu. Gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyor. Bizim mevzimizin en yüksek ve en merkezi yerine birbirini kovalayan dalgalar halinde yükleniyorlar. 13 Mayıs 1915'te müttefikler için beklenmedik bir olay yaşandı. Deniz Asubayı Wolfgang Forster bu olayı şöyle anlatacaktı. Patlamalarla uyandım. Gemi hemen sancak yönünde 5 derece yattı. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki paniğe kapılacak zaman kalmamıştı. Gece yarısından sonra saat 01.17'de Goliath savaş gemisi Morta Koyun'daki görev yerindeyken 3 torpille isabet almış ve 750 kişilik gemi mürettebatından 183'ü kurtulabilmişti. Bu işi başaransa Muavenet-i Milliye adlı bir Türk muhribi ve cesur mürettebatıydı. Hamilton ise günlüğüne şöyle yazıyordu. Dün geceki yoğun sis esnasında bir Türk torpido botu Çanakkale Boğazı'ndan sızıp Goliath zırhlısını torpidoladı. Bu konuda düşman madalyayı hak etti. Kahrolsunlar. Goliath'ın batırılışı İngiltere'de bomba etkisi yarattı. 15 Mayıs'ta Amiral Fisher, "Kahrolsun bu Çanakkale, hepimizin mezarı olacak bu yer" diyerek istifa etti. 25 Mayıs'ta Alman binbaşı Otto Herzing komutasındaki U-21 denizaltısı, Kabatepe önlerindeki Triumph zırhlı gemisini, ertesi günse Majestic zırhlısını batırarak İngiltere'de hükümetin düşmesine neden olmuştu.
İngiltere'de Çanakkale cephesini yaratan Churchill'ın da içinde bulunduğu hükümet düşerken cephede savaş tüm hızıyla sürüyordu. Sıcağın da etkisiyle binlerce ölüden yayılan korkunç bir koku tüm çevreyi sarmıştı. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonucu 24 Mayıs'ta ölüleri gömmek amacıyla 9 saatlik bir ateşkes imzalandı ve ilk defa o an karşılaştı iki tarafın askerleri. İlk defa o an çıktılar siperlerinden korkmaksızın. Artık dost doğru birbirlerine bakıyorlardı. Tehlike yoktu o an. Düşman askerler yerde yatan ölülerini kucakladılar. Omuz omuza taşıdılar ölülerini. 9 saatlik bir medeniyet yaşadılar. Az sonra ateşkes bitecek ve savaşın çirkin yüzü yine gösterecekti kendini. Ve Haziran-Temmuz ayları küçük çarpışmalar, siper kazmalar, sineklerden korunmak, ölülerin kokusuna ve artık yılgınlık veren savaş şartlarına alışmak, keskin nişancılardan sakınmakla geçti. İki taraf da yerlerini benimsemiş ve mevzilerinden sökülüp atılamayacak bir hale gelmişlerdi. Ağustos ayına kadar durum böylece sürdü gitti. Anafartalar çıkarması. Mustafa Kemal, 25 Nisan çıkarmasıyla amaçlarına ulaşamayan müttefiklerin takviye edilerek yeni bir saldırıya hazırlandıklarını tahmin ediyor ve bu kez saldırının Sarıbay tarafından geleceğini düşünüyordu. Bir diğer bölgede, Jonk Bayırı'na çıkan Sazlıdere yatağıydı. Bu kayalık bölgeden düşman görünmeden ilerleyebilir ve Jonk Bayırı'na varabilirdi. Mustafa Kemal, Arıburnu'ndan Suğulu'ya dek uzanan kumsaldan düşmanın gelebileceğine Esat Paşa'yı inandıramamıştı. General Hamilton'ın çok gizli tuttuğu genel taarruz planının asıl amacı Suğla bölgesine çıkarma yapmaktı ama bu amaca ulaşabilmek için Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine yapılacak gösteriş taarruzlarıyla kuzeye gidecek yardımların kesilmesi ve Suğla'nın anlaşılmaması öngörülüyordu. Ve 6 Ağustos'ta bombardımanla birlikte saldırı başladı. Seddülbahir'de gemi bombardımanının ardından tüm sahra ve makineli tüfeklerin atışı başlamıştı. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. 3000 kişiyle taarruza kalkan İngiliz subayının başarı haberleri komutanları gittikçe umutlandırıyordu ki sonradan gelen haberler oldukça olumsuzdu. 3000 kişilik İngiliz subayından 2000'inin kaybedildiği anlaşılıyordu. Ve Seddülbahir'de İngiliz ve Fransız birlikleri bu tarihten sonra hiçbir önemli harekatın içinde olmadılar. Suğla planı gerçekten iyi hazırlanmış bir plandı ve herkes bu plandan umutluydu. Hesap edilemeyen şey ise tecrübesiz askerlerin yürümeye elverişli olmayan yabancı bir memleketin bozuk arazisini gece boyunca geçebileceğini sanmaktı. 6 Ağustos'ta Arıburnu'da hareketlenmişti. 1. Avustralya Tümeni kanlı sırta bir taarruz düzenleyecek ve Türklerin güneyden kuzeye yardımları kesilecekti. 16. Tümen Komutanı Albay Güçlü, kanlı sırta İngilizlerin yaptığı hücum hazırlığı o ana kadar gördüğümüz bombardımanların en şiddetlisiydi derken haklıydı. Şiddetli bombardıman, sıkı sıkı örtülmüş siperlerin içindeki Türk askerlerini diri diri toprağa gömüyordu. Ertesi günlerde bu mevziler tekrar Türklerin eline geçtiğinde birbirine sarılarak elleri birbirlerinin üstünde ölmüş farklı üniformalı askerler bulunacaktı. Bu askerleri gömmek için bile birbirlerinden ayıramıyorlardı. Türklerin dikkati kanlı sırta çekildikten sonra Jonk Bayırı Koca Çimen blokuna egemen olunacak, böylece Çanakkale Boğazı'na ulaşılabilecekti. Bu amaçla Arıburnu'ndaki asker sayısı 20 bine çıkarılmıştı. Askerlerin başında ise Albay Godley bulunuyordu. Godley'in planı işliyordu. 7 Ağustos'ta kanlı sırttan sonra Jonk Bayırı'na yönelen düşman kuvvetleri direnişle karşılaşıyor fakat yoğun topçu desteğiyle çoğu zaman ilerlemeyi başarıyorlardı. Bu sırada Koca Çimen Jonk Bayırı hattı boştu. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal her ne pahasına olursa olsun bu hattın tutulmasını emretti ve 72. Alay'ın iki kahraman bölüğü İngilizlerden önce bu hattı kaplayan ilk birlikler oldu. İngilizlerin daha önce bu bölgeyi ele geçirebilecekken geçirememiş olma nedenleri 39. İngiliz taburunun yolu şaşırarak geç kalması, 4. Avustralya Tugayı'nın yerinden bile kıpırdamaması, Hint Tugayı'nın geniş bir alana yayılıp kontrolden çıkması ve Allenson komutasındaki Yeni Zelanda taburunun önlerinde hiçbir engel yokken dinlenmeye çekilmesiydi. Anafartalar grubu bu arada Kuzey grubu emrinden alınmış, doğrudan 5. Ordu'ya bağlanmıştı. Bundan böyle bu birlikler Anafartalar grubu adını taşıyacaktı. Jonk Bayırı taarruzunu önlemek için takviye geliyordu. Bununla birlikte Koca Çimen ve Jonk Bayırı bölgelerindeki birliklerin Anafartalar grubu komutanlığına verilmiş olması, Kuzey grup komutanlığı ile bilgi alışverişini kesmişti. Birlikler arasında da kopukluklar yaşanmaya başlamıştı. 8 Ağustos'ta İngiliz birlikleri Jonk Bayırı'nı ele geçirmiş ve 25 Nisan'dan beri hayal ettikleri gibi Boğaz'ın sularını görebiliyorlardı.
bu umut verici haberler, müttefik komutanları arasında keyifli dakikalar yaşanmasına neden oluyordu. Jong Bayırı'nda hal böyleyken, 6-7 Ağustos gecesi General Stafford komutasındaki kuvvetler gizlice Suvla kıyılarına ayak basıyorlardı. Türk kuvvetlerinin tabu düzeyinde ve düşmana göre zayıf olduğu bu bölgede çatışmalar sürerken, 300 kişilik bir Yunan gönüllü kıtası Saros'un kuzey kıyısına gösteriş çıkarması yapıyordu. Buradaki bir avuç Türk kuvveti bu hareketin gelişmesini önledi. Türk kuvvetlerinin haber alışverişlerindeki kopmalar, sorumlu komutanların şehit ya da yaralı düşmüş olmaları bu bölgede sorumluluğu yüklenebilecek bir komutan gerektiriyordu ki Mustafa Kemal, Mareşal Sanders'e "Bütün mevcut birlikleri emrime vermekten başka çare yoktur." diyordu. Sanders'ten "Bu kadar çok birlik fazla gelmez mi?" yanıtını aldığında cevabı hazırdı. "Az bile gelir." Böylece Kurmay Albay Mustafa Kemal, Anapartalar Grup Komutanlığı'na atanıyordu. Jong Bayırı'ndan Suvla'ya, Anapartalardan Kanlı Sırt'a kadar yarımadanın her yerine yetişen Mustafa Kemal, hastalığına rağmen ayakta duruyor ve birliklerinin önünde hareket ediyordu. 9 Ağustos'ta iki gün hareketsiz duran Suvla'daki İngiliz birlikleri doğuya doğru ilerliyorlardı. Fakat bu ilerlemenin sonunda 13 Türk taburu 22 İngiliz taburunu yeniyor, 1. Anapartalar zaferi kazanıyordu. İngiliz kolordusunun Suvla'daki ileri harekatı durdurulurken Mustafa Kemal de Jong Bayırı'ndan gelen haberler üzerine taarruzu yönetmek amacıyla bölgeden ayrılıyordu. 9-10 Ağustos gecesi Mustafa Kemal 4. uykusuz gecesinde Jong Bayırı cephesini boylu boyunca teftiş etti. Karşılıklı siperlerin 30 metreden az mesafede olduğu bu cephede cesaretle dolaşan Mustafa Kemal, şafak sökerken taarruza geçileceğini askerlerine bildirdi ve ekledi. "Acele etmeyin. Ben önden gideyim. Kamçımı yukarıda şaklatmamı bekleyin, sonra hep birlikte ileri atılın." Bir kıta komutanı gibi sabah saat 4.30'da karşılıklı siperlerin arasında duruyordu. Kamçısı havada şakladığında büyük süngü hücumu başlamıştı. Türk resmi harp tarihi o anı şöyle aktarır. Süngü takmış Mehmetçikler hep birden birer ok gibi siperlerinden fırladılar ve İngiliz siperlerine daldılar. Boğuşma kısa sürdü. Jong Bayırı sırtlarındaki İngilizlerin iki taburlu kuvvetinden kurtulabilenler düzensiz bir şekilde geriye çekildiler. Mustafa Kemal'in bir misket parçasıyla kalbinin tam üstündeki saatinin parçalandığı yer olan Jong Bayırı taarruzunda her iki tarafın askerleri de kahramanca dövüştüler. Jong Bayırı'nda yaşananların dehşet vericiliği çok sonraları görülüyor. İngilizler geri atılmış fakat siperlerin içi ve etrafı yüzlerce askerin cansız bedeniyle örtülmüştü. Times gazetesi yazarı Ahmet Bartlett gazetesine gönderdiği yazıda bu çarpışmalar için bu savaş devler ülkesinde bir devler savaşıydı diyecekti. 10 Ağustos günü İngilizlerin elinde Suvla'da ve Anzak'ta önemli bir tek tepe bile kalmamıştı. Hamilton hatıra defterine şu notu düşüyordu. "Yarımadadaki çatışmalarda yüreğim katılaştı ama bu sahnenin verdiği perişanlıkla adeta kalbim kırıldı." 21 Ağustos'ta İngiliz birlikleri Anapartalar üzerine büyük bir saldırı daha yaptılar. Sonuçta Mustafa Kemal ve Türk askeri 2. Anapartalar zaferini kazanmış oldular. Çekilme. Anapartalar muharebelerinden sonra müttefik kuvvetleri bir daha üstünlük sağlayamadılar ve yarımadanın tahliyesine kadar bulundukları mevzileri korudular. Hamilton'ın yerine atanan General Sir Charles Monro'nun 28 Ekim tarihinde Gelibolu'ya varmasının ardından General Birdwood, Çanakkale kuvvetlerinin başına, Monro ise Çanakkale ve Selanik kuvvetleri genel komutanlığına atanmıştı. Lord Kitchener, Birdwood'a çektiği telgrafta tahliye için çok gizli bir rapor hazırlamasını istedi. 7 Aralık'ta bir araya gelen kabine, Gelibolu'nun boşaltılmasına karar verdiğinde Birdwood gerçekten de mükemmel bir plan hazırlamıştı. Boşaltma 8 Aralık'ta başladığında plan hazırlandığı kadar mükemmel işliyordu. Türk tarafının çekilmenin farkına varmaması için her türlü önlem alınmıştı. Seddülbahir'dekiler bile durumdan habersizdi. 20 Aralık'ta 88.048 asker bölgeyi tek bir kayıp bile vermeden terk etmişti. Seddülbahir'de tahliye 28 Aralık'ta Fransızlarla başladı. Plan yine çok başarılıydı. 9 Ocak 1916'da 35.286 asker kıyıdan ayrılmış, General Mavde komutasında kalan son kafile yiyecek ve içecek depolarını imha ederek saat 03.45'te kıyıdan ayrılmışlardı. Liman von Sanders anılarında "Bütün dikkatimize karşın İngiliz ve Fransızlar tüm kuvvetlerini çekmekte başarılı olmuştur" derken, başkomutan vekaletine çektiği telgrafta "Tanrı'ya şükür Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir" diyordu. Çanakkale'de zafer Türklerindi.
Binlerce şehit, yaralı, kayıp ve esirin yaklaşık toplamı 250 bini buluyordu. Bir o kadar da müttefiklerin zayiatı olduğu düşünülürse, Çanakkale Savaşları'nda yaklaşık 500 bin insanın zayi olduğundan bahsedilir. Bu sayı binlerce kahramanın, Çanakkale'yi geçilmez yapan binlerce yiğidin yarattığı olağanüstü ruh halinin küçücük bir simgesidir. Çünkü bu şehitler dünyanın en büyük donanmasına, en üstün askeri gücüne ve teknolojiye yoklukla ve o asil ruhla karşı koyarak bir kaderin çizgisine yön vermişlerdir. Savaşın beklenen sonuçlarını ise hesaplanamayacak şekilde değiştirmişlerdir. İşte burası Çanakkale. Her geçen dönüp bakmalı bastığı yere. Osmanlı'nın son zaferi kazanıldı, Cumhuriyet'in ilk kıvılcımları atıldı bu yerde. Mustafa Kemal'lerin, Seyitlerin, Nusratların, Yahya Çavuşların, Sakay Hüseyinlerin, Hasanların ve nice Mehmetlerin omuzlarında yükseldi özgürlük. Ya istiklal ya ölüm düşüncesi şahlandı bu yerde. Burası Çanakkale. Nasıl sığar birkaç cümleye ya da nasıl anlatılır birkaç saatte? Yine de unutulmayacak bu savaşları bir kez daha almak ve başucumuzda tutmakla, gelecek nesillere aktarıp anlatmakla bir adım daha içine girmiş, birazcık daha anlamış olabiliriz o gün yaşananları.